Arkadaşlar merhaba. Yeni bir promosu kombinasyonuyla birlikteyiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir tane promosu kombinasyonu yayınlamıştım zaten. Bu kombinasyonda farklı olarak birkaç tane promos eklentisi var. Bunun yanı sıra Güney bölgesi için bir fix dosyası yayınlandı. Güney bölgesi eklendi şimdi haritaya. 1.39'la ve promos 2.51 ile çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Dolayısıyla bir küçük eklenti ve güney bölgesiyle birlikte harita biraz büyümüş oldu. Şimdi burada Rodos adası var arkadaşlar. Bir öncelikle şuradan başlayalım. Diğer kombinasyondan farklı olarak. Ondan sonra Makedonya var. Kuzey Makedonya. Litvanya var. Neredeydi o şehir? Kalmaz şurada. Bir de güney bölgesi var. Ek olarak. Tabi bir de güney bölgesini Türkiye'ye bağlayan, bir de Roexen'de de bağlayan yol eklentilerimiz var. Şimdi haritada Promops haricinde Rodos, Güney Bölgesi, Türkiye, Orta Doğu eklentisi Promotsun, işte Makedonya, Litvanya, Rusya, bir de Medmap var. Bir de işte hem Rus mapın hem de Promotsun ufak tefek eklentileri var. Mesela Rus Map'ın SZM addonla Peter for Rus Map var. Petersburg'u ekleyen. Onun dışında İsrail, Lübnan arasındaki sınır kapısını açan bir tane dosya var. Türkiye ile Orta Doğu eklentisini birleştiren bir eklenti var. Rodos adası için feribot bağlantıları sağlayan hem Türkiye'den hem Promots'tan feribot bağlantıları sağlayan bir eklentimiz var. Haritamız böyle arkadaşlar. Promots'u zaten herkes hemen hemen biliyordur. Kullanmayan kimsenin kaldığını sanmıyorum. ETS oynayıp da Promots kullanmayan kimse kaldığını bilmiyorum. Harita oldukça güzel. Şu anda sorunsuz çalışıyor. Sorunsuz çalışıyor derken takdir edersiniz ki bütün haritayı komple kontrol etmek oldukça güç. Burada işte Rus map'ın ve güney bölgesinin henüz 1.39 için güncellenmediğini aklınızdan çıkartmayın. Bunlar henüz 1.39 ve Promos 2.51 için güncellenmedi. Şu anda çalışıyor ama ufak tefek kusurlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Onu peşinen söyleyeyim. Fakat şimdilik böyle idare edeceğiz. Rus map'ın yeni sürümü çıkmak üzere. Güney bölgesi için de çalışıyorlar. Bir de Kazakistan eklenecek buna. Kazakistan için de çalışılıyor şu anda ama henüz paylaşılmadı. Dolayısıyla bir Kazakistan da eklendikten sonra Rus mafya güney bölgesi de güncellendikten sonra istediğimiz hale gelmiş olacak. Türkiye haritasının Ege bölgesi hemen hemen Batı Karadeniz'in bir kısmı ve Ege bölgesi tamamen yenilendi sayılır. Diğer kısımlarda yenilenecek. Onun için çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu Türkiye haritasındaki prefabrikler oldukça eski. Yani binalar vesaire gibi yer şeyler oldukça eski. Şey, yol kaplamaları, ağaçlar vesaire gibi bitki örtüsü gibi şeyler çok eski. Onlar da güncellendiğinde Türkiye yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak. Bu arada iki tane Türkiye haritası daha var. Bir Önal Map var. Türkiye haritası, onun Ege bölgesi var şu kısım, tüm Türkiye değil onda. Bir de başka bir arkadaşın, daha doğrusu bir grubun hazırladığı bir Türkiye haritası daha var. Onlar da Türkiye haritasının bir kısmını serbest bırakacaklar ama hangi bölgeler olacak için de henüz bilmiyorum. İstanbul'da çalıştıklarını biliyorum ama onlar da olduğunda 3 tane Türkiye haritamız olacak. İnşallah herkes Türkiye haritalarını komple tamamlar. 3 tane tamamlanmış Türkiye haritasına sahip oluruz. Farklı farklı bakış açılarıyla hazırlanmış 3 tane Türkiye haritasının olması oldukça iyi olacak bence. Şimdi arkadaşlar bir de yük ekranına bakalım.
yaklaşık 5-6 bin kilometrelik yükler bulabileceğiniz bir harita. Daha önce harita hazırlarken söylemiştim. Yani kombinasyonlar için böyle çok büyük kombinasyonlar hazırlamayacağım artık. Çünkü şu rotaları tamamlamak mümkün olmuyor. EDS'nin sürekli güncellenmesi haritaların çalışmasını durduruyor. Haritalar aynı anda güncellenmedikleri için eski kombinasyonunuzu kullanamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bir kombinasyon yaptığınızda bütün her tarafı dolaşma şansı olmuyor maalesef. Kombinasyonun ömrü o kadar sürmüyor. O yüzden büyük kombinasyonlar yapmayacağım. Mesela bu Brezilya haritası var. İşte bu kombinasyona eklenebilir. Gerçi o henüz güncellendi mi, güncellenmedi mi onu bilmiyorum da. Ama ona eklemeye gerek yok. Bence Brezilya haritasını tek bir harita olarak kullanmak bence çok daha iyi. Çünkü Brezilya haritası zaten başlı başına çok büyük. Ama o haritada hoşuma gitmeyen şeyler var. Onu da hemen söyleyeyim. Son yapılan bölgeler haritada gerçekten çok baştan savma yapılmış. Yani Brezilya haritası daha önce sevdiğim bir haritaydı, yolları falan. Fakat son eklemeler maalesef son derece berbat. O yüzden o yollarda kamyon kullanmaktan artık hoşlanmıyorum. Gerçeklikten çok uzak ve oldukça özensiz yapılmış bölümleri var. Dolayısıyla Brezilya haritası artık benim oyun listemden çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar yük ekranımız da bu kadar. Bir de modlarımıza bakalım. Neler var, neler yok aşağıdan yukarı doğru. En aşağıdan başlayalım yine. Bu Rodos Adası. Güney bölgesi. Güney bölgesi 1.38 için hazırlanmış olan sürüm bu. Sanıyorum herkeste vardır. Zaten indirilmiş mod klasöründe olması lazım. 3 tane dosya. DF Model 1, Model 2 ve Güney bölgesinin İngilizce dil dosyası. Kazakistan dediğim gibi henüz güncellenmedi. Şimdi arkadaşlar bu güney bölgesi için bir tane fix dosyamız var. Bunun 1.39'da ve Promos 251 ile çalışması için şu dosya güney bölgesi 1.39 fix. Bunu bütün harita dosyalarının üstüne ROEX'in altına koyuyoruz. Yani Türkiye haritasının üstünde olması gerekiyor. Türkiye'nin güney bölgesi yol bağlantısı olduğu için bunun üstünde olması gerekiyor. Bu dosyayı unutursanız sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bu dosya mutlaka olmak zorunda şu güney bölgesinin çalışması için. Şimdi Promos'u zaten daha önceki kombinasyonlardan aşina olmalısınız. 7 tane dosyası var. Sıralaması hiçbir zaman değişmiyor bunun. Bu Promotion dışında Promotion Orta Doğu eklentisi. 2 dosyadır bu. Kuzey Makedonya. Şimdi burada Kuzey Makedonya'yı indirdiğiniz zaman 2 tane def dosyası çıkacak arkadaşlar bunun içinden. Bunun yanında gördüğünüz gibi ST yazıyor. Bir tanesinde yazmaz bu ST. Bu ST şu anlama geliyor. Eğer spesiyel transport DLC'niz varsa, yani özel yükler DLC'niz varsa bu dosyayı kullanacaksınız. Eğer spesiyel transport DLC'niz yoksa o zaman normal def dosyasını kullanacaksınız. İki tane bunlar unutmayın. Buna dikkat edin. Eğer özel taşımacılık DLC'niz yoksa bunu değil diğer def dosyasını kullanacaksınız. 3 tane dosya Makedonya. Bu İsrail ile Lübnan arasındaki sınırı açan dosya. İsrail-Lübnan arasındaki yol siyasi politik şeylerden dolayı kapalı. Dolayısıyla İsrail'den Lübnan'a gitmek için epeyce bir yol dolaşmak ya da Kıbrıs üzerinden gitmek gerekiyor haritada.
Bu sınırı açıyor. Yani siyasi olaylar sonuçta oyunu ilgilendirmiyor. İsrail'den doğrudan Lübnan'a geçebiliyorsunuz bunun sayesinde. Bu Medmap İtalya üzerinde bir iki tane küçük şehir ekleyen bir harita. Bu Rodos ve Medmap arasına bir feribot bağlantısı kuruyor. Daha doğrusu Medmap'la Promots arasında bir bağlantı kuruyor. Aynı zamanda bir de Promots'tan Rodos adası arasında bir feribot bağlantımız var. Dolayısıyla yolu biraz kısaltmış oluyoruz Yunanistan üzerinden. Bu Rus map dosyaları 4 tane. Yani en sevdiğim haritalardan bir tanesi arkadaşlar bu Rus map. Gerçekten yani Rus map'ın bütün Rusya'nın bütün atmosferini yansıtmış adamlar. Kendi özel prefabrikleri var. Yollar falan gerçekten böyle arızalı yollar, şunlar bunlar. Yani Rus map gerçekten herhalde haritaların içerisinde bence bir numara. Bu SZM addon bir Rus map eklentisi. Peter for Rus map da bir Rus map eklentisi. Bu Türkiye haritası. Türkiye projesi haritası. Bunu az önce bahsetmiştim. İşte Batı Karadeniz'de Ege bölgesinin bir kısmı Marmara bölgesi de tabii dahil oluyor buna. Güncellendi ama diğer bölümler henüz tamamlanmadı. Bu Türkiye ile Güney bölgesi arasında bir yol bağlantısı kuruyor. Bu da Türkiye haritasıyla Orta Doğu eklentisi arasında bir yol bağlantısı kuruyor. Bu az önce bahsetmiştim. Güney bölgesi için 1.39 fix, yani 1.39 sürümünde çalıştırmak için Güney bölgesine. Raw Extended 4 tane dosya arkadaşlar. 2.8 sürümü bu. Bu da Raw Extended 2.8 ile Güney bölgesi arasında bir yol bağlantısı. Eğer sizde 2.8 yoksa Raw Extended'in 2.5 sürümü, yani ücretsiz sürümünü gene 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere buraya koyarsınız. Ancak şu dosya o zaman olmayacak. Yani Güney bölgesiyle Raw Extended arasında yol bağlantısı kuran şu dosyayı kullanmayacaksınız. Eğer 2.5 sürümünü kullanırsanız. Bakın buna dikkat edin. Raw Extended 2.5 sürümünü kullanacak olursanız bu dosya olmayacak. Bu sadece Raw Extended 2.8 için arkadaşlar. Bu Raw Extended, Promots ve RusMap arasında bir yol bağlantısı. Raw Extended'in tüm sürümleri için geçerli bu. Yani 2.5 sürümü için de geçerli. 2.5 sürümünü de kullansanız bunu kullanacaksınız. Raw Extended İngilizce şehir isimleri 2.5 ve 2.8 sürümü için de geçerli bu. Bu Litvanya haritası. Bu da Promots ve Rodos arasında feribot bağlantısı sağlayan bir dosya. Bütün dosyalarımız bu kadar arkadaşlar. Oldukça basit bir kombinasyon bu. Tek yapmanız gereken sıralamaya dikkat etmek. Eğer düzgün sıralama yaparsanız ve doğru dosyaları kullanırsanız, doğru dosyaları derken ben bütün dosyaların linklerini video açıklamasında vereceğim. Oradan indirdiğiniz dosyaları kullanırsanız o zaman herhangi bir sorun olmaksızın bu kombinasyonu çalıştırabilirsiniz. Şunu hemen söyleyeyim. Bazen ben videoları gece yarısından çok sonra hazırlıyorum. Sabaha karşı oluyor genellikle bunlar. Benim uyku saatlerim farklı çünkü normal insanlar gibi yaşamıyorum. Şimdi bazen bazı dosyaları eklemeyi unutuyorum. Eğer böyle bir durum olursa bana video açıklamasında yazarsanız hemen dosyayı eklerim. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela bazen bu kombinasyonları yapmaya çalışan arkadaşlar sorunlarla karşılaşıyorlar. Kombinasyon çalışmıyor ya da başka yerlerinde mesela şehir isimleri görünmüyor vesaire gibi bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. Şimdi bu tür sorunlarınız olursa videonun yorumlarına yazarsınız. Ancak yorumlardan size düzgün çözümler üretebilmem çok zor. Çünkü bir kombinasyonun çalışmaması
birçok faktöre bağlı. Bunların sizin bilgisayarınızın durumu nedir? Kullandığınız dosyalar hangileri? Yaptığınız sıralama doğru mu, yanlış mı? Bunu bilemediğim için düzgün çözümler sunamayabilirim. Ama şuna dikkat edin bakın. Mesela grafik programları kullanıyorsanız, grafik iyileştirme programları ya da iklim programları, işte kış modu gibi, sonbahar modu gibi, ilkbahar modu gibi falan böyle modlar kullanıyorsanız, GPS modları kullanıyorsanız bunlar haritalarda sorunlara sebep olabilir. Özellikle grafik modları ve iklim modları ProMods ve ProMods'un eklentilerinde sorun çıkartabilir. Çünkü normalde ETS2'de 3 tane iklim durumu var. ProMods'da 7-8 tane bunlar. Dolayısıyla bu iklim modlarını kullandığınız zaman işte havadaki bulutlar kötü görünebilir. Hava görünmeyebilir. Hiç atmosferi göremeyebilirsiniz. Masmavi bir ekran görebilirsiniz. Başka sorunlar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu tür şeyleri, kombinasyonları yaparken başka modlar olmadan sadece harita modları, yani bu verdiğimiz sıralamaya göre yüklenecek harita modlarıyla önce kombinasyonunuzu kurun. Kombinasyonun çalıştığından emin olduktan sonra diğer modlarınızı onların üstüne koyun. Haritalar mutlaka en alta gelsin. Ondan sonra diğer modlarınızı harita modlarının üzerine eklemeye başlayabilirsiniz. Harita modlarınız da mesela bir kombinasyonu yaptınız. Harita modlarınızın üstüne ekleyeceksiniz. Önce kamyon modları, işte iç mekan modlarınız, benzer modlar, bunları önce bir kurun. Ondan sonra grafik modu kullanacaksanız başka herhangi bir şey kurmadan grafik modunu da koyun. Oyunu bir çalıştırın. Bir sorun olup olmadığını görün. Eğer bir sorun yaşamazsanız diğer modlarınızı eklemeye başlayın. Bir sorun varsa grafik modunuzu kaldırın, diğer modlarınızı ekleyin. Böylece sorun çıkartan modun hangisi olduğunu anlayabilirsiniz. Defalarca bütün kombinasyonunu tek tek çalıştırıp bunları denemek zordur. Ama hatayı bulmanın da bunda maalesef başka bir yolu yok. Yani hiçbir yolu yok derken log dosyanıza bakıp, işte hata dosyasına bakıp oradan bir çıkarım yapmak belki mümkün, ama bunu video yorumlarından bana göndermeniz, benim de onları incelemem mümkün olmadığı için bu şeyin en uygun kontrol yöntemi bahsettiğim yöntem. Dolayısıyla haritanızı önce bir kurun, çalıştığından emin olun, ondan sonra diğer modlarınızı ekleyin. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.